sivil silahlı çete kurma maddesidir. Devlet çete kuruyor demek ne demek? Bu devlete hakarettir. CHP sivil çete kuruluyor iddiasında. Hükümete göre ise düzenlemeden terör mağdurları yararlanacak. 15 Temmuz demokrasi destanını yazan şehitlerimizin yakınları gaziler de olabilir. Sorumsuzluk hali öngörülmektedir. Darbe ve terör eyleminin bastırılmasında görev alan sivillere yargı muafiyeti getirilmesi siyasetin gündemine oturdu. AKP ile CHP arasındaki tartışma sivil çete kuruluyor iddiasında kilitlendi. Hürriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu linç vurgusu yaptı. 15 Temmuz günü ellerinde silah, mermi olmayan erler linç edilmişti. Onların ne kabahati vardı? O linç olaylarının soruşturulacağına dair söz vermişlerdi. Sözlerini tutmadıkları gibi. Şimdi linci yapanlara ömür boyu dokunulmazlık veriyorlar. CHP'den meclisten gelen açıklamalara yine çete, iç savaş vurgusu yapıldı. Türk toplumunu iç savaşa sürükleme tezgahıdır bu. Bunlar bir terör eylemini destekliyorlardı. Ben bu sanıyla onlara saldırdım, yaraladım palayla ve öldürdüm. Siz bana dediniz ki masumsun. Yaptıkları yorumlar art niyetli, çarpıtma maksatlı yorumlardır. Hükümetse madde açık değil eleştirilerine kapıları kapattı, geri adım atmayacağız mesajı verdi. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, nettir. Açıktır, eksiği yoktur, yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır. Burada yapılan düzenleme sadece 15 Temmuz ve sonrasındaki 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili söz konusudur. Düzenlemenin 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığını vurguladı hükümet. Ancak AKP'li Burhan Kuzu'dan gelen açıklama kafaları karıştırdı. 696 sayılı KYK ile terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti getirdik. İşin özeti şu, 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak. AKP'de bir yandan Abdullah Gül tartışması da başladı. Abdullah Gül'den gelen eleştiri soruldu AKP Grup Başkan Vekiline. Doğru bulmuyorum yanıtını verdi o da. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugün paylaşı olmasını doğru bulmuyorum. MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'den gelen açıklamalar gündemde. Bahçeli kararnameyi eleştirenleri FETÖ'nün kurşun askeri olmakla eleştirmişti. Suçlamaya MHP içinden yanıt geldi. MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya yeni KHK'lar hukuk devletinin tabutuna son çivi yorumunu yaptı.